İslam, Müslüman bireyi en yakınındakilerden başlayarak çevresindeki insanlara karşı sorumlu tutmuştur. Akrabaların yakınlığına göre bu hak ve sorumluluklar maddi ve manevi olarak farklılık göstermektedir. Bu hakları gözetmek, sıla-i rahim kavramı ile ifade edilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalara iyilik etmek, imkan ölçüsünde sıkıntılarına kol kanat germek, ihtiyacı olanlara tasaddüt etmek, hasta olanları ziyaret etmek, davetlerine icabet etmek, sevinç ve üzüntülerini paylaşmak ve akrabalar arası ilişkileri güçlendirecek her türlü çabayı göstermek olarak tanımlanabilir. Bir hadiste, "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahim yapın, insanlar uyurken siz namaz kılın ki selametle cennete girebilirsiniz." buyurularak, sıla-i rahimin cennete girmeye bir sebep olduğu ifade edilmektedir. Bir ayette ise şu şekilde ifade edilmiştir: "Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez."